Arı ve sinek. Yaşam zıtlıklar çelişkilerle doludur. Siyah beyaz, iyi kötü, karanlık aydınlık, gündüz gece, mutluluk üzüntü, varlık yokluk vesaire vesaire. Yaşam bu zıtlıkların bir denklemidir bir yerde. Bu zıtlıkların sonsuza dek süren mücadelesidir de aynı zamanda. Bu hafta sizlere karanlıkları delip ışığa ulaş, ulaşmak için çabalayanlara, yaşanan zorlu günlerde bile insanca değerler yaratma adına mücadele edenlere, ağıt niteliğinde yazarı bilinmeyen anonim bir öyküyü, arı ve sinek hikayesini anlatmak istedim. Arıları ve sinekleri ağza açık bir şişeye koymuşlar. Şişenin taban tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru yerleştirmişler. Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru ilerlemiş. Ama şişenin tabanı kapalı olduğundan dışarı çıkmayı başaramamışlar. Bu arada sinekler şişenin ağzına doğru do doluşmuşlar. Ve dışarı çıkıp karanlıkta kaybolmuşlar. Karanlık tarafta bulunan şişenin açık ağzına doğru tek bir arı bile gitmemiş. Camın önünde ışığa doğru çabalamaya devam etmişler. İnsanın aklına hemen arıların akılsızca davrandıkları geliyor. Ancak daha derinlemesine düşünülünce karşımıza anıt gibi dikilen bir yaşam tarzı ortaya çıkıyor. Albert Einstein'a göre arılar olmazsa insan yaşamı dört yıl sonra son bulur. Arılar nerede, hangi çiçek ile besleneceğini bilen, yüzlerce kovan arasında kendi kovanını bulabilen ve o kovanın yüzlerce peteği arasında kendininkine yumurtlamayı hiç şaşırmadan uygulayabilen bir canlıdır. Ve bu olağanüstü canlı nasıl olur da şişenin ağzını bulup çıkamaz değil mi? Kuşkusuz ışığa doğru yürüyenlerin önüne her zaman engeller olacaktır. Onlar engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyeceklerdir. Ve bu uğurda da gerektiğinde ölmeyi dahi göze alabileceklerdir. Sinekler ise karanlığa doğru sıvışan kaçaklardır. Hiç umursamadan karanlığa doğru yürüyenlerdir. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak, bencil varlıklardır. Sadece kendi yaşamları değerlidir. Nerede yemek varsa, nerede yaşa rahat yaşayacaklarsa, nerede çok para kazanacaklarsa oraya giderler. Değerlerin hiçbir önemi yoktur. Arıyı kovalamak isterseniz o kaçmaz. Sizinle savaşır. İğnesini sapladığında öleceğini bilerek savaşır. Ve değerleri için ölür. Ama sinekler kaçarlar. Sonra yılışık yılışık tekrar dönerler. Terk ettikleri yere. Mikrop taşıyan ayaklarıyla ezerler yaşadığımız her yeri. Arılar yumurtalarını yalnızca kovanlarına bırakırlar. Oysa sinekler her yere yumurtlarlar, her yerde yürerler. Çöplüklerde, tuvaletlerde, bataklıklarda, onlar için yumurtalarını bırakacakları yerin hiçbir önemi yoktur. Sinek olup karanlığı mı, arı olup aydınlığa mı yöneleceğiz?''